Herkese merhaba. GTA 6 fragmanının ağır çekimde izlendiğinde ortaya çıkan detayları ile ilgili çektiğim ikinci kısım videoyla karşınızdayım. Şimdi bu videoda sizinle karakterlere değinerek devam etmek istiyorum. Öncelikle dikkat ettiyseniz fragman Lucy adında kadın bir karakterle başlıyor. Ve bu karakterin oyunun ana karakterlerinden birisi olacağını zaten daha önce öğrenmiştik. Bu karakterle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi üzerinde hapishane kıyafeti olması ve hapishane müdürü gibi bir kişiyle, bir karakterle konuşuyor olması. Yani burada büyük bir ihtimalle hapishanedeki Lucy karakteriyle oyuna başlayacağımızın yorumunu yürütebiliriz. Ayrıca buradaki sahneye baktığınızda duvarda bir aile fotoğrafı gibi bir fotoğraf görünüyor. Bu fotoğraf çok net olmasa da Lucy'nin ailesi olduğu yorumuna varabiliriz. Buradan sonra eğer dikkat ederseniz Lucy'nin saçlarının fizik motorunun yani saç hareketlerinin çok detaylı çalışıldığını, aslında bütün oyundaki saç hareketlerinin aynı su efektinde çalışıldığı gibi özellikle çalışıldığını fark edebilirsiniz. Bunun için de yine bir ekibin çalıştığını belirtmekte fayda var. Fragmanın ilerleyen bölümlerinde dikkatli baktığınızda 3 adet sosyal medya profili bizim takip etmemiz için bizimle paylaşılmış. Bunlar oyunun resmi profilleri olmakla birlikte haber almak için buraları takip etmemiz gerektiği vurgusu yapılıyor ve bunlar sanki günlük haber programının yayınıymış gibi oyunda lanse edilmiş. Hatta bu oyun yapımcıları için o kadar ciddiye alınıyor ki bu haberler gerçeklerle neredeyse birebir aynı ve haberin konu olduğu zaman da genellikle Amerika gündemine oturan haberler kopyalanmış. Ya buradan da şunu anlıyoruz. Oyun proaktif bir şekilde ağırlıklı olarak Miami ve Florida sahillerinde oluşan haberler baz alınarak güncel Amerika gündemini de takip eden bir oyun olarak oluşturuluyor. İşte şimdi o videoları ve karşılaştırmaları da izleyebilirsiniz. Bu benzerliklerin analiz edildiği videolar sosyal medyada ve oyun dünyasında inanılmaz rağbet görüyor şu anda. Çünkü düşünsenize Amerikalısınız ve Amerika ile ilgili, bulunduğunuz yerle ilgili, bulunduğunuz ülkeyle ilgili o günlük, o zamana kadar popüler olmuş, viral olmuş haberlerin konu edildiği ve neredeyse birebir o şehirlerden esinlenilerek, yani belirli şehirlerin önemli noktalarından esinlenilerek oluşturulmuş kocaman bir şehir, oyun, açık dünya oyunu sizi bekliyor. Ya bunu düşünmek bile, hani ülkemiz için, Türkiye için düşünseydik, Türkiye için böyle bir şey olsaydı eminim ki hepimizi çok daha fazla etkilerdi bu durum. Ayrıca bu fragmanda dikkatimizi çeken diğer bir özellik de araba yarışlarının, underground araba yarışlarının, mud club denilen çamur yarışlarının ve dirt biking denilen, bu dirt biking'e de birçok aslında off-road aracı giriyor. İşte motorlar, buggy'ler vesaire. Bunların girdiği dirt biking yarışlarının da olduğu gözlemleniyor. Bunlarla birlikte arabaların update edilmesi, yani arabaların modifiye edilmesi imkanı da sağlanıyor. Bunlar gibi inanılmaz farklı çeşitlilikte yeni özellik yeni oyunda bizleri bekliyor. Yani kimisi dirt bike'la yarışçı olabilirken kimisi sadece mud club'da çamurlar içerisinde boğuşabilirken kendini bulabilecek. Videomuzun sonuna yaklaşırken GTA oyun serisinin GTA 1'den GTA 6'ya kadar geçirmiş olduğu evreleri ve gelişimleri gözler önüne serecek birkaç sahnede eklemek istiyorum. Eğer GTA 1'i oynama şansına erişmiş yaşlı gamerlardansanız o zaman bununla bu görüntüler sizin için bir nostalji olacak. Eğer bu oyunlara yetişememiş genç nesildenseniz oyun dünyasının nereden nereye geldiğini gözler önüne seren ilginç bir paylaşım sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, bu yayınlanmış 1,5 dakikalık kısa videonun ağır çekimde izlendiğinde bana verdiği bilgiler bu şekilde. Tabii sosyal medyayı da araştırdım bunun için. Çeşitli bilgileri de edinmeye çalıştım. İnanılmaz bir bilgi hareketliliği var şu anda oyunla ilgili ve yaklaşık önümüzde 1 yıl gibi bir süre kaldı. Bakalım bu süre sonunda oyun yayınlandığında bu vaat edilenlerin ne kadar üstüne çıkacak ya da bu vaat edilenlerin ne kadarını bize sağlayacak. Ben de herkes gibi merakla bekliyorum.
çamurlar içinde boğuşmak, gece kulüplerinde eğlenmek ve o dev gibi açık dünya oyununda bir kariyer sahibi olmak hepiniz gibi benim de hayalim. Bakalım, bekleyelim, görelim. Ve bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşarak lütfen beni ödüllendirmeyi unutmayın.